kar payından elde edilen gelire zekat düşer mi? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi bazı sualler vardır ki bunlara cevap vermek zımında farklı şeylere de cevap vermeye iktiza ediyor. O yüzden yanlış anlaşılmaya mahal vermem adına öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. Kar payından kastedilen günümüzdeki finans kurumlarının vermiş olduğu kar payları ise biz bunlara cami olarak fetva vermiyoruz. Hmm. Zira bunun birçok detayı vardır. Yani vade oranıyla sizin paranızın çalıştırılması oranları arasında farklılık olması vesaire gibi. Ama varsayım olarak meseleyi meşru çerçevede düşünecek olursak, yani finans kurumları olarak değil de bir tüccar var, ticaretle meşgul ve siz de paranızı ona veriyorsunuz. O parayı ticarette kullanıyor ve elde ettiği kardan size bir hisse veriyor ve anladığınızdaki anlaşma doğrultusunda. Yani klasik bildiğimiz mudaraba akdi, emek sermaye ortaklığı. Da. Böyle bir durumda kişinin elde etmiş olduğu kar zekata tabi midir değil midir? Yani sermaye diyelim ki 100 liram var. Ben 100 lirayı size verdim. 100 lira normalde zekata tahallük eden bir miktar olduğunu düşünelim. Ve sizden siz bunda ticaret yapıyorsunuz ve buradan işte aylık 1 lira 2 lira durumuna göre bir kazanç elde edip bana veriyorsunuz. Bu benim için zekatı gerekli kılar mı gerekli kılmaz mı? Soruyu bu şekilde tevcih edecek olursak Buna fıkıh dilinde mal-i müstefat derler. Yani yıl içinde elde edilen mal demektir. E, Şimdi insan her kazandığı mala ayrı bir nisap başlatmaz, ayrı bir sene başlatmaz. Bir kişi eğer bir kere nisap miktarı mala sahip olmuşsa, sahip olduğu tarih onun cimriyattır, onu belirtler, onu tespit eder. Ondan sonraki bir daha yıl geldiğinde bir bakar, bu zaman zarfında elindeki parası eğer aynı şekilde duruyorsa veya artmışsa yani nisaptan aşağı düşmemişse bu kişi bu paranın üzerinden sene geçtiği için zekatını vermesi gerekecektir. Dolayısıyla yıl içinde işte gerek kira geliri olsun gerek işte emek sermaye ortaklığında elde etmiş olduğu karı olsun bunu almışsa bunu yemişse problem değil ama bunu sene sonunda baktığımız zaman birikmiş kenarında kalmışsa ve nisabın üzerinden de bir yıl geçmişse elbette bunun zekatını verecek. O yüzden bu soruyu kar payı üzerine mutlak manada zekat var mıdır diye değil de sene sonunda elindeki parası ne kadarsa velev ki daha bunu bir gün önce almış olsa bile nisaptan sonrasından bahsediyoruz bu kişi bunun zekatını vermesi gerekir. Bunu bu şekilde ifade edelim. Gelelim bir de sorunun şu tarzına işte e, finans kurumlarından kar payı almak. Evet biz fetva vermiyoruz, caiz değil, fasit bir aküt olduğunu söylüyoruz ama buna rağmen alınacak olsa. Yani fasit bir mülkiyet mülk müdür? Mülk ise bu zekata tabi midir, değil midir? Meselenin fetva boyutu değil de hukuksal anlamında, fıkhi analizi anlamında meseleye baktığımız zaman fasit akitle elde edilen mal mülkiyet ifade eder. Her ne kadar hapis olsa da, çirkin bir mülkiyet olsa da, tasadduk edilmesi vacip de olsa mülkiyet ifade eder. Mülkiyet ifade ettiği için kişi o malın üzerinden zekatını vermesi gerekecektir. Ama zaten vacip olan o malın tamamını tasattık etmek olacağı için bir daha burada zekattan bahsetmemizin ise bir anlamı olmayacaktır. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allahümme salli ala